sadece bakın şunu altında çizmek durumundayım. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Bugün neden Diyarbakır'da Ziya Yükalp'in evi yağmalandı? Ya. Bakın bu sorunun cevabıdır aslında bu. Ziya Yükalp'e daha fazla sahip çıkmamızın ve Ziya Yükalp'in fikirlerinin altını çizmemesinin sebebi bakın. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu bu büyük gerilimin, bu büyük şeyin aslında 100 sene önce cevabını vermiş olan bir şahsiyetti. Biz elbette ki farklı kulvarda olan insanlardan bahsediyoruz. Cemil Meriç'in böyle bir misyonu yoktu rahmetlinin. Cemil Meriç dediğimiz gibi bir üslup. Yazısının başlığını hatırla, ha. Fil dişi kuleden. Evet. Yani köşesinin başta oydu. Ha, fil dişi kuleden. Hayran olunması, tabii. Hayran olunması bir belagatın insanıdır. Kim mi deriz? Ben bayılırım Ümran Onurgar'la efendim işte, bu ülke. Mesela bu ülkede mesela şey makalesini tenkit ederim. Abi şimdi bu tenkitten de biz korkmayalım. Saygıyla tenkit edelim insanların fikirleri. Ne var bunda? Mesela bu ülke makalesindeki efendim Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu'yla ilgili görüşlerine katılmıyorum abi. Hı. Biz bunu şimdi katılmıyorum dediğimiz için suçlanmalı mıyız Sevgili Hocam? Hocam tabii. Herkes fikrini söyleyecek. Ben demin bahis geçilirken bu bahsi geçelim derken bir son cümle kuracaktım. O içime dert oldu. Ben bunu konuşmak istiyorum. Şimdi o milletten, kavimden bahsederken aslında bir yere varmaya çalışıyorum. Birileri bize dönüp suçlamalar, ithamlarda bulunuyor. Evet. Yani o tanımlamaların neticesinde ortada tekemmül etmiş siyasi nüfuza ve devlete sahip Türk adına Türk denilen bir millet var. Bir de bu millete ortak olmaya çalışan, onun ülkesinin bir kısmını saldırı altında, tasallut altında bırakan ve yalnız bir ırka istinat ederek mücadele eden bir örgüt var. Eğer Türkiye'de faşist arıyorsanız, ırkçı arıyorsanız, rasist arıyorsanız, ne arıyorsanız karşınızda PKK diye bir örgüt var. Sade o yok ki. Şimdi süreci, milletleşme sürecinin tersine çeviren 36 etnik grup diyen var yani. Evet. Ya. Şimdi ırkçılık öyle başlamadı. Milletleşme sürecini yani tersine çeviriyor. Küme varmış, olgunlaşmış şeyi tekrar geriye çevirmek isteyen ırkçılar. O bir tarafı. Hocam çok muhteşem bir tespitte bulundu hocam. Hasan'ım. Çok muhteşem bir tespit. Onun için hoca diyoruz ya. Sağ çok önemli bir tespit o. Asıl tehlikeli bu tarafı. Siz üstelik de temsil makamındasınız. Evet. Süreci tersine çeviriyorsunuz. Ve devletin bir kül, bir bütün, bir üniter yapısını tartışmaya açan bir açıklamada bulunuyorsunuz. Bakın geçen gün ben burada bir şeyde de söyledim. Bir tane oyuncu bir arkadaşımız. Hı. Şüphesiz yani herhalde siyasal bilinçten uzak bir kardeşimiz herhalde. Bir televizyonda bu Antalya Film Festivali'ni anlatırken Antalya Film Festivali'nin artık resmen Türkiye Film Festivali yani Türk Film Festivali değil Türkiye Film Festivali şeklinde adlandırılmasından hoşnut kaldığını doğrusu da bunun olduğunu çünkü Türkiye'nin kozmopolit bir ülke olduğunu söyledi. Bak şimdi Türkiye'nin kozmopolit bir ülke. Bakın Gökalp'in bundan 100 sene önce değerli hocam Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak kitabında evet. Risalesinde böyle ince bir evet. kitaptır o. Orada tam da kozmopolitizmden bahseder Gökalp 100 sene önce. Ve kozmopolitizmin karşılığı olarak da ilginç bir ifade kullanır. Der ki bunlara biz şehirliler diyoruz der. Hı hı. Şehriler. Şehriler. Bu şehirler der tuzları kurudur bunların. Bunlar için der Trakyalılar Arnavut, Karadenizler Laz, Güneydoğu ve Doğulular Kürttür der. Tamam mı? Bunların bu toplumsal baskıları, bu algı operasyonları yüzünden elbette cümleyi böyle kurmaz ama ben şimdi böyle çeviriyorum. Bunların bu baskıları, toplumsal baskıları yüzünden der. Türk çocukları bile kendilerini Arnavut, Laz olarak der, ifadelendirirler der. Tamam mı? Bu kozmopolitizm. Yani nedir kozmopolitizm? Bu vatana, bu yurda ve bu millete ait olmamak. Nereye ait olmak? Kozmoza ait olmak. Nereye? Dünyaya. Dünya vatandaşı. Dünya vatandaşı. Oraya gidiyor. Şimdi bak iş oraya gidiyor değil. Şu an Türkiye'de sevgili İçidem, Türkiye'deki mevcut siyasi iktidar evvel emirde kozmopolittir. Ve bu siyasi iktidarın politikadaki kültür dünyasındaki, ekonomi alanındaki bütün politikaları kozmopolittir. Kozmopolit politikalar. Şimdi o yüzden iddiamız şudur. Türklüğün ve Türkçülüğün karşısındaki şu anki mevcut aksiyon kozmopolit aksiyondur.
Bakın bu sanat dünyasında kozmopolitler, ekonomi dünyasında kozmopolitler, siyaset dünyasında kozmopolitler, kültür dünyasında kozmopolitler. Çünkü kozmopolitlerin oluşturduğu bir proje o zaman. Budur. Yönetimin budur. Başında yani olunca. Onlar konuştuğu için, onlar çok tekrar ettiği için. Hem de AKP aslında mesela milli görüş gömleğini çıkartarak işte diyelim ki smoking giyen bir hareket diyelim, değil mi? Ama o milli görüş şeyini çıkarttıktan sonra bugünkü mevcut haline o kozmopolitlerin desteğiyle geldi. Evet. Bakın AKP'yi aslında uluslararası arenaya taşıyan da kozmopolitizmdir. Nedir kozmopolitizm? Bunu da yine Gökalp'le başvuruyoruz. Gökalp bundan yine 100 sene önce diyor ki Arapların diyor meşhur bir siyaseti vardı diyor. Arap aydınları kendi aralarında şöyle bir politika takınır ve bunu telaffuz ederlerdi diyor. Hem yazılarında hem de konuşmalarında diyor. Hı. Bu politikanın adı üttürük üttürük. Üttürük üttürük ne demek? Türk'ten kaç, Türk'ten uzaklaş. Bak üttürük üttürük. Ama öyle bir nokta ki Araplaştırma sürecinin de yaşandığını gördük yani tarihçesi. Şimdi günümüzde. Değil mi? Şimdi Çiğde sen cevap ver hadi bakayım. Şimdi biz sana soruyoruz. Şu an Türkiye'de üttürük üttürük yok mu? Tam öyle bir noktadayız. Çok basit bir şey. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Geçenlerde kızım okul arkadaşlarıyla birlikte okul bunları Minyatürk'e götürdü. Şimdi buranın eski adı Minyatürk'tü. Sonra kıymetli Büyükşehir Belediye'miz bunun adını Minyat Türkiye yaptı. Şimdi kozmopolitik dediğiniz için oradan aklıma geldi. Ya. Yani bu kozmopolitik aslında çok önemli. Fakat bak. Ben şunu, eğer Türkiye'de böyle bir kozmopolit yapı varsa siz kendi iktidarınıza, kendi devletinize ortaklık talep eden bir sözde grup adına böyle bir fedakarlık veya taviz altına giriyorsanız Minyat Türkiye'ye o fedakarlık talep eden topluluk hangi eseriyle beraber temsile katılacaktır? Minyatürk'e o topluluk hangi eserini bağışlayacaktır? İşte milletle alt gruplar olan kavmin, ırkın farkı burada ortaya çıkıyor. Bu kozmopolitlik sadece bir sanrı, gerçekte olan bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türk milleti de kozmopolit bir yapı değildir. Değil. Şimdi kozmopolitizm arasında bugün işte çok güzel bir hadiseye temas ettiniz. Çok önemli bir olay bu. Minyatürk. O da biliyorsun ben bu Minyatürk daha yapılmadan önce Hollanda'ya işte bir konsere gittiğimde Lahey'de Minyadrom diye bir yere götürdüler bizi. Hı. Aynen böyle bir örneği şey orası, var. Minyadrom. Örnek alarak. Cengiz Özdemir onu söyledi zaten. Minyadrom. Yani Minyadrom'u götür bizim Hollanda Türk Federasyonu temsilcileri. Hakikaten öyle böyle bir küçük Hollanda maketlerle yapmışlar ve kabul etmek lazım. Çok ince detaylarına kadar yapmışlardı. Ben bahsettim 10 yıldan önce bahsediyorum sana bu. Ama en önemli şeyini ben şu. Kozmopolitizmin aslında tarihsel arka planı var. Çiğdem. Yani kozmopolitizm diyoruz ya biz. Hı hı. Yani bu Türk'ten uzaklaşma. Türk'ten uzaklaşma. Bunun tarihsel arka planı var. Bu o dönemde bundan 100 sene, 150 sene önce bu bu tanzimatçılık noktasında kendini gösterdi. Bakın. Tanzimatçılık noktasında kendini gösterdi. O zamanlar tanzimatçılar, Mustafa Reşit Paşa, bunlar aslında kötü adamlar değillerdi ki Mustafa Reşit Paşa. Yani Mustafa Reşit Paşa'nın dönemini anlattığımızda Mustafa Reşit Paşa'nın döneminde çok önemli şeylerden bir tanesi de devletin resmi dilinin Türkçe olduğunun kabulü vardır. Resmi dilinin Türkçe olduğu kabulü vardır. Ben Tanzimat'ı topyekun reddetmem. Açık söyleyeyim yani. Ama bakın Tanzimat'ın özelliği şuydu Şidem. Tanzimat Osmanlı İmparatorluğundan özellikle Hristiyan devletlerin ayrılma girişimleri başlamıştı. İşte Yunan isyanı, Mora isyanı, bilmem ne falan filan, Sırp isyanı, şu isyanı falan filan. Tanzimat bunları elde tutmak için başvurulan bir yöntemdi. Peki Tanzimat ne yaptı? Tanzimat'ın özelliklerinden bir tanesi, en önemlisi bir kere padişahın haklarını sınırladı. Eskiden insanların yaşamları falan padişahın iki dudağı arasında idi. Artık bunu ortadan kaldırdı ve kanun hakimiyetini koydular. Tamam mı? Daha pek çok şeyler var falan filan. Bakın. Tanzimat bir kozmopolit açılımdı. Bakın. Şimdi aynı tanzimatçı algı günümüzde
Kürt açılımı diye açılım kendini diye gösteriyor. Nasıl biz Tanzimat'la düşümü var her bak şeyde. Tabii bir dün Tanzimat'la kozmopolitizm rengimizi ve kozmopolit üslubumuzu ortaya koyduk. Fakat Tanzimat ne yaptı bize? Tanzimat bize peyderpey alanlarımızı kaydetmemize sebep oldu. Çözüm sürecini hızlandırdı aslında. Yani önce yasal dayanaklarını oluşturdu. Girit'i kaybetti. Ayrılmanın. Bakın isyanlar durmadı. İsyanlar... Tıpkı açılımda olduğu gibi paket bakın, paket bir şeylerin bakın, yasal dayanağı isyan durmadı. Hazırlanıyor. Çiğdem. Evet. Tanzimat'ta isyan durmadı. Ama taviz. Ama ne oldu bak çok ilginç bir şey. Bir kere Tanzimat'ta şu gerçeği kabul ettiler. Dediler ki kardeşim siz hepimiz Osmanlıyız. Bakın bu konu Ömer Seyfettin'in Hürriyet'in Bayrakları diye bir hikayesi var. Bu hikayeyi sevgili okuyucularımın, Ahmet Şafak severlerin okumalarını rica ediyorum. Notumu alıyorum ben. Hürriyet'in Bayrakları. Ömer Seyfettin dalgasını geçer bunlarla. Bu. Tanzimat kafasıyla. Özellikle 1908 meşrutiyet kafasıyla acayip dalga geçer. Hürriyet'in Bayraklarında. Ne yaptık? Müsabat adalet. He. Ne yaptık? Biz Tanzimat'la beraber efendim önce Girit'i kaybettik. Girit adası gitti elde. Mora isyanı bilmem ne falan bir, bir çıktı yani. Hepsi gitti. Tanzimat'ı ilan eden Mustafa Reşit Paşa talebeler olan Ali ve Fuat Paşalar döneminde bak Mustafa Reşit'in talebeleridir bunlar. Dışişleri Bakanları'dır. Ali ve Fuat Paşa döneminde ıslahat fermanına girişildi. Islahat fermanı. Islahat fermanıyla biz artık perişan olduk. Tanzimat'ın açtığı kapıdan Batılılar girdiler. Bu sefer bizim bütün o İttihad-ı Anasır dedikleri yani birleşen parçalar, Osmanlı İmparatorluğu unsurları yani Arnavutlar, yani işte o dönemde Sırplar, şunlar bunlar başladılar artık. Siz bizim adımızı kabul ettiniz. Evet. Bakın bugüne gelin. Evet, siz bizim adımızı kabul ettiniz. Yani bizi biz Arnavut milleti olarak kabul ettiniz. Sırp milleti olarak kabul ettiniz. Karadağ olarak kabul ettiniz. Yunan milleti olarak kabul ettiniz. Kusura bakmayın hatlarımızı verin. Islahat da başladı Hakk'a. Islahat ne dedi? Islahat dedi ki biz Osmanlı sana güvenmiyoruz. Artık bu unsurların, Arnavutların, şunların, bunların, Ermenilerin de, Rumların da bir koruyucusu, kollayıcısı olarak hadi sana müfettiş gönderiyoruz. Islahat'ta da müfettiş gönderdiler. Bakın etap etap basamak basamak çıktılar Islahat'ta. Sonra da geldik Anadolu'ya sığıştık. Bugünkü mevcut anlayışın da bu açılımı bir tanzimatçılıktır ve kozmopolitizmin siyasi şeyidir, hüviyetidir. Kozmopolitizmin siyasi durumudur. Bakın. Kozmopolitizm deyince ne kadar doğru bir çağrışım bilmiyorum. Aklıma direkt mozaik benzetmesi geldi. Ve onun hani mozaik benzetmesinin bu süreç içerisinde ne kadar yanlış bir benzetme olan Türkiye bir mozaik kültürüdür vesaire durumu var ya bilmiyorum bir de onu çağrıştırdı mesela bak. Şimdi ne kadar mesela, takılırsınız mesela bilmiyorum. Bunun da bir bilimsel bir şey yok. Şimdi toplumun yani çoğunluğu veya da çünkü başlamadı mı bir esas nüfusun karşısında bu manada azınlık olduğunu iddia edebilecek Türkiye'de sayısal açıdan kaç tane topluluk var? Yani mozaik dediğiniz şey birbiriyle yakın ebatlardaki unsurların bir araya gelmesi. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey yok. Ahmet Bey'in söylediği süreç, yani Türkiye'deki bütün ayrılıkçı kalkışmanın takip ettiği süreç o taraf statüsünün kazanılması. En son ama taraf statüsünü bu süreç kazandı. Kazandırdı. Evet, fakat bunun son halkası bölücü başının, ihanet çetesinin başının bu çözüm sürecinde tarafların arasına Kandil'den birisinin katılması gerekiyor dediği şey Ahmet Bey'in vurguladığı son noktadır. Artık hukuki statünün elde edilmesi. Bu hukuki statü elde edildikten sonra yani Tanzimat'tan sonraki ıslahat fermanıdır. Islahat fermanıdır. Zaten açıldı. Uluslararası toplum açısından geçerli olabilecek olan statü de budur. Artık terör unsuru olmaktan savaşan taraflar haline gelmek. Çok güzel. Yani müzakere dediğiniz şey iki hakim, iki tane siyasal nüfus sahibi devlet arasındaki yürütülecek şeydir. Siz eğer Kandil'i yani sizin topraklarınızı basan, insanlarınızı öldüren terör örgütünü masaya müzakereci olarak kabul ettiğiniz anda karşınızda artık terör örgütü yoktur. Karşınızda bir muharip taraf vardır. Karşınızda bir statü vardır. Türkiye'nin karşı karşıya geldiği işte sınır burası. Ziya Gökalp neden önemli? Çünkü Ziya Gökalp kavramların içini dolduran adam. Evet. Yeah. Şimdi bu kavramların içini dolduran adama karşı daha fazla saygılı olmamız gerekiyor. Bu bize hukuk önünde, bu bize bilim önünde bir mevzi kazandırırken Ziya Gökalp'siz bunların savunmasını yapma şansımız yok. Bizim karşımızda bir terör örgütü var. Bizim karşımızda bir millet yok. Bizim karşımızda
dış unsurların operasyon malzemesi olarak kullandığı bir grup halk var. Türkiye'de Türklerle Kürtlerin barışmasından bahsedenler, Allah'ımıza binlerce şükür olsun, ben kavga eden Türk ve Kürt görmedim. Biz ne zaman Kürt'tük kimden, ki? Evet, kimden barışacağız? Ya bunlar bizim akrabamız, bunlar bizim arkadaşımız, bunlar canımız ciğerimiz. Kimden barışmamızı istiyorsunuz? Ama katilimizle barışmamızı istiyorsanız buna öncelikle hukuk müsaade etmez. Ama sekreter ya olacak şimdi. Bir sürü şey, baş müzakereci olacak vesaire. Neler neler. Yani, hatta bir gün meclise gelecek diye artık. Hani bir gün bunlar hep şeyi söylüyordu. Yok artık falan deniliyordu ama şimdi bunu dediğimiz zaman kimse artık yok ya olmaz artık. Yok artık demiyor yani. Bu duruma da geldik. Ya bu kanıksamak da denilebilir. Bu artık hani gelinen noktadan illallah etmek de denilebilir. Çiğdem Hanım, bu sürecin yani öyle taşları, ihanet taşları o kadar profesyonel döşendi ki KCK organizasyonunun yaptığı şey de bu değil miydi? KCK modeli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurtuluş ve kuruluş modelinin kötü bir kopyasıdır. Şimdi bizim cumhuriyetimizin kuruluş sürecine giderken Manisa Alaşehir Kongresi ve diğer kongrelerin takip ettiği metodun kötü bir taklididir. İşte paralel devlet diye. Eğer paralel devlet arıyorsalar, paralel devletin aranması gereken KCK'dır. İsa hocam doğru teşhis oldu galiba ki. Vallahi evet yani, ama bu konu bitmez. Bitmez. Bir de gülüyoruz ama bitmez. Yani hakikaten evet. Trajikomik olduğu için gülüyoruz ve sinirimiz evet. Bozuluyor artık. Yani kafirlerin ahvali perişanımızda diyor ya. Şey. Edindiğimiz statüyü tarihten, bilimden kaynaklanan bu statüyü korumamız lazım. Yani bunların farkında olmamız lazım. Yani millet derken ne anlamamız gerektiğinin farkında olmamız lazım. Ziya Gökalp'i okumadan da milletin ne demek olduğunu anlama şansımız yok. Biz bir referans kişilik, bir referans bilim adamı. Biz aklı selime hitap ediyoruz tabii. Yani bu kandildekilerin bizi dinleyip de dönecekleri falan yok. Aklı selime, dediğiniz gibi biz Kürtlerle bir problemimiz yok. Ben diyorum arkadaşlarımızın %70'i Kürt. Yani çarşıda beraberiz. Camide beraberiz değil mi? Sosyal hayatta beraberiz. Hı hı. Beraber yaşıyoruz, bir problem yok. Yani bunu tabii camilerimizi ayırmadık, mezarlıklarımızı ayırmadık, evliliklerimizi ayırmadık, çocuklarımızı ayırmadık. Biz hiç küsmedik. Küsmedik yani, Allah'a çok şükür. Yani bir de öyle bir durum var. Bunu şimdi geçen akşam Sıfır Noktası diye bir program var. Ona denk geldim. Hüsamettin Arslan vardır profesör. Bizim eski arkadaşlarımızdandır o. Şimdi Uludağ Üniversitesi'nde. Söylediği bir söz var. Yani Diyarbakır cezaevinde işkence görmüş olmak kimseye başkasını öldürmek hakkını vermez diyor. Muhteşem. Yani şöyle bir zulme uğramış olmak kimseye ben de şunu öldürürüm deme hakkını vermez diyor. Evet. Yani bu böyle. Ama yıllar böyle ya, ama bunu ülkücüler de gördüler bunu. Evet, ülkücüler evet. Kalktılar bunun karşısına, biz bunu gördük şey, şunları öldüreceğiz mi dediler. Evet. Onun için yani bu böyle devam ederse bunun önü alınmaz. Yani bu nefret şeyi, tohumu bütün toplumu sararsa korkunç bir şey olur bu. Onun için bunu aklı selim sahibi kişilerin akil kişiler mi? şey halletmeler lazım. O akillerin de yine tarihte iz düşümleri yok olmadı bunu mı? Yani devletin kuruluşunda şimdi diyorlar ki Türkçülük yapıldı. Ne yapılabilirdi? Bugün İslamcıyım diyen en koyu adamı getirseydiniz, Atatürk'ün yerine koysaydınız aynı şeyi yapardı. 13 milyon nüfusumuz var deniyor o zaman. 7,5 milyon nüfusumuz var. 13 milyon falan yok. Hı hı. Stalin diyor ki bu 7,5 milyon zaten bunlar diyor. Atalım gitsin, sürelim bunları buradan. Ciddi şey, aynı bir şey var. Bu 7,5 milyonun da yarısından fazlası kadın. Hı hı. 70 yaşında adamlar ve çocuklar. Zaten cephelerde vermişsin tabii, şeyleri. Tabii. Onun için Atatürk'ün Balkanlardan ne varsa getirin buraya. Yani o mübadele çok önemli bir şeydir. Tabii tabii. Bir nedeni var. Tabii Türkiye'de nüfusu çoğaltmak Anadolu'da ve bunlara bir kimlik kazandırmak. Bu kimlik de neyle kazandırılacak? Bir Türkçülük ideolojisiyle devlet kurulmuş. O ideolojiyle kazandırılacak. Başka bir şey yapamaz ki adam. Ne yapacak başka? Yani bugün en koyu İslamcıyı götür 1923'e aynısını yapar. Başka hiçbir şey yapamaz. Zaten yani bizim anlamadığımız bu. Biraz önce siz buyurdunuz. Devrin şartlarını düşünerek konuşmalıyız. Yani şimdi biz 2014'ten Yavuz'un İmparatorluğu döneminde tabii, yapmadık. 2014'ten yani, konuşalım. Konuşalım ama 2014'teki şartlar başka. Buradan konuşması tabii, kolay. Kolay tabii. Yani bu anakronizm diyoruz bunu. Zamanları evet. Birbirine karıştırmak diyoruz. Karıştırmamak lazım. Devrin şartlarına göre değerlendireceğiz. Tabii. Ziya Gökalp'in şeyi yani bu anakronizm. Ziya Gökalp'e niye düşman olursun sen? Yani Ziya Gökalp
İttihat Terakki elinde tutan adamdı. Yusuf Ziya Ortaç'ın pasajını okuyayım mı size buradan? Buyurun, şimdi? Buyurun hocam lütfen. İttihat Terakki Talat Paşa'nın karşısında elini öptüğü adamdı yani. Gelir Talat Paşa Ziya Gökalp'in elini öperdi. Buyur. Gökalp önceler Cerrahpaşa'da arka pencereleri geniş maviliklere bakan küçük ahşap bir evde oturuyordu. Yer çıplak tahta, pencereler patiska perde, eşya bir eski sedir, çarpık bacaklı üç sandalye. O arkasında ince çizgili bir entari, çıplak ayaklarında mercan terlikler gelir, saatlerce Türk mitolojisini anlatır, yarınki Türk operasını hayal eder, bize yepyeni bambaşka ufuklar açardı. Bu şatafatsız adam Osmanlı İmparatorluğu'nun avucunda tutan adamdı. Bu fakir ev de onun eviydi. Hem de kira evi. Ziya Gökalp parayı tanımadan yaşadı, tanımadan öldü. Evinin kışlık odununu bile arkadaşlar alırdılar. Asılmaktan kurtulup da Marta'ya sürüldüğü gün ne cebinde on parası vardı ne de evinde. Dostu Cafer Dikmen rıhtımdan kalkmak üzere çarkları işleyen gemiye nefes nefese birkaç yüz lira yetiştirebilmişti ancak. Bu on parasız adamın 10 dakikada milyoner olacak güçte bir politikacı olduğuna bugün inanabilir misiniz? Ziya Gökalp böyle bir adam. Ya. Paraya tenezzül etmemiş, dönüp bakmamış bir adam. Ziya Gökalp'in neyini yaksanız Ziya Gökalp'i nasıl unutturursunuz? Mehmet Akif'in her şeyini yaksanız Mehmet Akif nasıl unutulur? Tamam. Süleyman Nazif nasıl unutulur? Bunlar paraya, maddiyata değer vermeyen insanlar. Orhan Seyfi'nin bir sözü tam da buna paralel evet. Hocam. Bilirsiniz, hareketsiz, durağan, dalgın, mahcup adamın kuvveti neydi ki bir devrin gençliğini tutup peşinden sürükledi? 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a ayak bastı. Evet. Samsun'a çıktı. Aynı gün Ziya Gökalp Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi'ne çıktı. Ya. 19 Mayıs 1919. Ve o Divan-ı Harp'ten şakır şakır idam çıkıyor. Evet. Ziya Gökalp'e diyor ki Ermeni katliamına siz fetva vermişsiniz. Ha. Cevabı milletimize iftira etmeyiniz. Ermeni katliamı yoktur. Mukatele vardır. Onlar bizi arkadar vurdular. Biz de onlara cevap verdik. Ve bu cevabın karşılığında idam verilemiyor bile. Verilemiyor. Yani. Verilemiyor. Ondan sonra şey. O zaman teşhir mazur görüyorsunuz. Tebii diyor Ziya Gökalp. Diyarbakır Şubesi öyle tebii diyor. Hı. Şu oldu tebii diyor. Evet, evet. O mahcup adam diyor oradan mahkum olarak girdiği Divan-ı Harp'tan bir kahraman olarak çıktı. Tabii. Genç, Ziya Gökalp böyle bir adam. Sürdü. Yani 2-3 Temmuz gecesi 1918'de İttihatçı liderler Türkiye'yi terk ediyorlar. Ziya Gökalp'e diyorlar ki sen de terk et. Çünkü terk eden liderlerin elini öptüğü bir adam. Benim diyor verilemeyecek hesabım yok diyor. Böyle bir adam. Bunun evini yaksanız ne, köyünü tabii, yaksanız tabii. Ne. Bu adamın karşısında saygıda durulur ancak. Başka hiçbir şey yapılmaz. Tabii. Gazi yani, Osman Paşa'yı Ruslar esir alıyorlar. Plevne'den sonra evet. Kılıcını taşı diyorlar adamlar. Rus yapıyor bunu. Evet. Rus. Gazi Osman Paşa'ya. O kadar kahramanlık gösterdin ki, o kadar celadet gösterdin ki senin kılıcın alınmaz. Kılıcını taşıyabilirsin sen diyorlar. Hı hı. Böyle bir şerefi vardı askerliğinde, düşmanlığında, dostluğunda. Ziya Gökalp'in neyini siz şey yaptınız? Ziya Gökalp'in müzesini ben ziyaret ettim. Diyarbakır Vilayet Gazetesi'nin nüshaları, Ziya Gökalp'in kitaplığı. 3-5 kırık dökük şey sandalye, birkaç tane fotoğraf. Ne yani bunlardan ne istiyorsunuz siz? Hocam Kerkük'te tapu kayıtları niye tahrip edildiyse... Yani Diyarbakır'daki maksatı üç aşağı beş yukarı o. Ya, millet olmak başka bir şeydir. Evet. Millet olmak başka bir şeydir. Millet olmak düşman da olsan ya düşmana değer verirsin. Gazi Osman Paşa sana 7 ay direnir Plevne'de tamam mı? Ondan o kadar ölü verirsin onun karşısında. Adam çaresizlikten teslim olmak huruc ederken yani evet, yakalanınca dersin ki ya tamam bu kahramanın karşısında ne saygıda durur. Yani Ziya Gökalp'in karşısında şu vasıflara haiz olan bir adamın karşısında ancak düşmana da saygıda durur yani. Evet. Düşmanın bu, bu düşmandan başka bir şey. Yapılacak yani, olan en fazla bilimsel bir tenkittir. Yani o kadar ya şu sahsetteki bir adamı ne yapsanız yıkamazsınız. Ziya Gökalp'i buradan kapatırsınız oradan çıkar. Mehmet Akif'i buradan kapatırsınız oradan çıkar. Aynen. Çünkü aynen. Bu adamlar paraya tapmadılar. Bu adamlar şahsiyetleriyle yaşadılar. Bu adamlar düşmanla işbirliği yapmadılar. Bu adamlar memleketlerini sevdiler. Bütün hayatlarını buna verdiler. Onun için gerçekten çok çok şanslı hissediyor böyle bir kültürde bu insanlarla, bu ustalarla evet. Aynı kültürde, aynı millette olmaktan dolayı. Bizi yaşatacak olanlar da bunlardır zaten. Aynen öyle. Koca Mustafa Paşa'da Bulgur Palas diye bir yer var biliyor yani. Musunuz? Koca Mustafa Paşa'da Bulgur Palas diye bir yer var. Bir bankadaydı.
Osmanlı Bankası'ndaydı. Kapandığı için adını söyleyebiliriz. Neden adı Bulgur Palas? Adam 1. Dünya Savaşı'nda Bulgur Karaborsası yaparak yaptı o. Adam kim belli değil. Adam, halk adını Bulgur Palas koydu oranın. Halk ile yeksan oldu. Tabii. Ya Ziya Gökalp Yaşar. Budur. O, Ziya Paşa'nın bir beyti vardır. Biraz şey, ya Osmanlıcasını söyleyeyim de herkes anlamasın. Vevvali Şeyh-i Zemzem'i lanetle anar halk. Sen Kabe gibi kendini hürmetle benam et. Yani adını duyurmak için kötü işler yapma. Zemzem kuyusunu kirletmiş adam. Adım yaşasın diye. Sen onun gibi yapma diyor. Kabe gibi herkes sana hürmetle ansın. Yeah. İyi iş yapalım. Yani sen düşman da olsan ya biraz haysiyetli düşman ol ya. Ne istiyorsun Ziya Gökalp'ten? Ziya Gökalp Diyarbakır'ın yetiştirdiği en önemli adamlardan biridir yani Diyarbakır'ın. Ziya Gökalp'ten mi bir istediği var, Türklük'ten mi bir istediği var yani bu, o zaman aslında. İşte bu. Türklüğün yani, sütunu olarak onu görüyoruz orada. Düşmansan yani. Da şahsiyetli ve haysiyetli düşman şimdi, olacaksın. Budur yani. Gökalp bir Türkçü, Türk milliyetçisi. Türkçülüğün esaslarını yazmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tabii, özür dilerim Ahmetciğim. Tabii bu bilindiği halde bu müzenin basılmasına, yakılmasına engel olmayanlar da onlardan bence saldıranlardan daha suçludur. İstihbarat mı varmış hocam? Açık hocam. Açık. Yani benim aldığım bilgiler oradaki arkadaşlardan böyle. Tam o noktaya gelmişken hocam. Yani bir olayın görüntüleri vardı. Ben arkadaşlarından rica edeyim. Sen bunu vakitte biliyorsun ve buna engel olmuyorsun. Bence o yakandan daha suçludur ona engel olmaya. Ziya Gökalp Müzesi'nin yakıldığına ilişkin küçük bir, hani kısa bir görüntümüz ve haberimiz, bir bilgimiz vardı. Hatta oradaki vatandaşlar önceden. Yani yapanlar için gittiler. Utanç verici bir şeydir. Bu peki, kara leke alınandan kıyamete kadar çıkmaz. Utanç verici bir şey. İletelim onu. Diyarbakır'da terör eylemleri sırasında teröristlerin molotof atarak yaktığı ve tahrip ettiği Ziya Gökalp Müzesi'ndeki yangını çevredeki vatandaşların söndürmek için seferber olduğu ortaya çıktı. İtfaiyenin gelmediğini söyleyen mahalleliler, bütün komşular toplandık, kovalar, hortumlarla kendi çabamızla söndürmeye çalıştık ama yetişemiyorduk. Yangın bir anda büyüdü ve yandaki apartmanlara da sıçramaya başladı. Herkes seferber oldu ama söndüremedik dedi. Alt taraf çöktü, binanın içi. Bak itfaiye yeni geliyor. Ziya Gökalp Müzesi, yüzleri maskeli teröristler ve yandaşları tarafından molotof atılıp yakılırken içindeki 20 tarihi eser çalındı. Eşyalar tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Müzeye yapılan saldırıya tanık olan mahalle sakinleri büyük korku yaşadıklarını dile getirdi. Bir görgü tanığı, molotofların neden olduğu yangının müzenin dört bir etrafını sardığını, yangın sırasında PKK'lı teröristlerin ellerinde bazı heykellerin bulunduğunu, bu heykelleri de yere atarak kırdıklarını gördüklerini söyledi. Yangın sırasında itfaiyeyi defalarca aradıklarını ancak itfaiyenin olaylar nedeniyle bölgeye gelemediğini belirten görgü tanıkları yangına kendilerinin müdahale ettiğini söyledi. Olayın ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, müzeden 20 tarihi eserin çalındığını, çok sayıda tarihi kitabın da yakıldığını belirtmişti. İsa Hocam, dediğiniz çok önemliydi. Bir istihbarat olayı. Bunu anlatalım. İstihbarata da gerek yok. Yani çok açık bu. Açık Diyarbakır'da Ziya Gökalp'e düşman bir kesim var. Bu kesimin boy hedefi Ziya Gökalp. Yani böyle bir toplumsal eylemde burası yakılır. Çok açıktır bu. Yani ama şimdi ya 40 kişi ölüyor diyor ki polis de askerle çatışmada ölmedi bunlar. O zaman bırakalım herkes birbirini öldürsün. Polis de askerle olmasın. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir devlet olabilir mi? Yani biz Ziya Gökalp Müzesi önemli, çok önemli ama 40 kişi ölmüş. 16 yaşında çocuk linç edilmiş orada. Evet. Böyle şeyler var. Ve ondan sonra polis askerli olmadı diye böyle bir teselli bulan bir şey yani yapı, nasıl yapı bilmiyorum. Aklımda aslında dediğiniz çok önemli. Hedef dediğiniz yani Ziya Gökalp'den yani başka. Devlet benim can, mal, tanzimat dediğim bunu sağlıyor işte. Evet. Can, mal, namus güvenliği getiriyorum sana diyor. Devletin güven şey en altında üstün bu. Hak, yaşam hakkı. Yani tanzimat bunu getiriyor. Ama biz hala getirememişiz.
Hedefte başka kim olabilir dediniz, hani o güruhun istediği, bunu yapanların. Ama haberi izlerken de bir yandan isteyin ki o hani izleyicilerimiz de duysun. Dediğiniz çok önemli. Mesela Hasan Basri Bey de dedi. Yani bu bir organize bir iş. Bu kadar böyle talan edilmesi. Bu kadar. Hanım, Diyarbakır'a 10 seferden fazla gitmiş. Sur içinin her sokağını yayan dolaşmışım. Evet. Orada esnaflarla, halkla görüşmüşüm. Diyarbakır halkına hiçbir diyeceğim yok benim. Olayın nerede çıkacağını, kimin çıkaracağını devletin kuvvetleri biliyor. Yani bir önlem alınamaz mıydı? Kardeşim. Daha önce normal, ne bileyim kuşatılır orası bir şey tamam. Olur. Orada ben hangi dükkana selam vermişsem başım gözüm üstüne evet. Buyur çay iç. Öyle beni kendileri götürdüler Ziya Gökalp Müzesi'ne yani. Değil ben mi? Bilmiyordum sordum budur aldılar yani. Götürdüler. Peki bizim insanımız. Yani Diyarbakır yani halkına ben hiçbir şey Diyarbakır halkının başımın üzerinde yeri var benim. Bu olayları çıkaranları oranın emniyeti yani yetkilileri hepsini biliyorlar. Öngörebilirdi. Tabii ki biliyorlar. Öngörebilirdi de. Ve çalınan eserler. Yani bir de hırsızlık var işin içinde yani. Yazık. Onlar da yakılmadığı için teselli bulabiliriz belki. Bir yerden çıkar. Avrupa müzelerinden falan almaya çalışırız. Bir de öyle bir tesellimiz olabilir yani. Ya yansaydı. Yazık oluyor. Bakın hırsızlıkla teselli buluyoruz. Ne hallere düştü. Aynen öyle. İyi ki çalınmış aynen diyoruz. Öyle. Yanmadı. Türk diyemiyoruz vesaire. Evet, işte bu yani bu bizim derdimiz. Müzemiz yakılıyor, yıkılıyor vesaire. Aman hırsızlık oldu, 20'si kurtuldu belki falan diyoruz. Kurtuldu diyoruz. Yani, Şeydem Hanım, ülkemizde yeni bir şey çıktı. Yani yasa yolu çıktı. Biz hukuk fakültesinde, ben bunu bir ara yazdım da, yani hukuk fakültesinde bize çeşitli yasa yolları öğretilmişti. Müracaat yolları öğretilmişti. Şimdi bunların yeni Türkiye'sinde yeni bir müracaat yolu çıktı. Çıkıyorsunuz, eğer hükümet veya devletin herhangi bir politikası hoşunuza gitmediği zaman kamu mallarını, özel şahısların mallarını yağmalıyorsunuz, yıkıyorsunuz ve bunun adı gösteri oluyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde gösteri olarak tanımlanamaz. Yani bir gösterinin bir insanın canına, malına, namusuna, varlığına, hayat hakkına yönelmiş olması onu artık hukuk dışına çıkartmıştır. Ama artık o yeni Türkiye'de eğer elektrik faturasını beğenmiyorsanız elektrik santralini yakıyorsunuz. Daha sonra o dağıtım şirketini yakıyorsunuz. Ben hukuk fakültesinde böyle bir itiraz yolu öğrenmedim. Bu ülkede yasal olarak böyle bir itiraz yolunda yok. Yani bu yeni bir usul. Aslında bir usulsüzlük ama yani. Ne yazık ki yani burada bir metot olarak evet. Yani bunu söylemedi mi? Yani yaptıklarımız da keşke hükümet yapmadan önce yapsaydı. Yani burada şöyle bir tehditle karşı karşıyasınız. Eğer ister haklı ister haksız taleplerimizi yerine getirmediğiniz takdirde sokaklarınızı yağmalarız, kan gölüne çeviririz. Devlet de bu tehdit karşısında mücadele ederek değil, alanı boşaltarak cevap veriyor. Alanı boşaltırsanız da hocamın dediği gibi ne bir kamu düzeni kalıyor ne başka bir şey kalıyor. Yani. Hadise neydi? Biz talep olarak yaşadığımız hadise neydi? Asker mi vardı? Polis mi vardı? İki grup birbirine girdi. Ondan sonra dediler ki siz devlet mi oluyorsunuz? Asker, devletin askeri var, polisi var. Buradan gene ben şeye söylüyorum evet. Yani bu ülküdaşlarımıza söylüyorum. Sakın ha böyle bir şeye girmesinler. 12 Eylül öncesi söylenen budur. Asker yok, polis yok. Sokakta ya. Sen kendini savunuyorsun. Ondan sonra asker, polis vardı. Siz ne arıyordunuz sokakta? Tabii, hadi tabii. Bakalım içeriye. Yeniden budur yani. Asker bu arada, polis görevini yapmalı. Evet. Tabii, bu arada şey, Hayati Bice hocamız bana mesaj göndermiş. Ziya Gökalp'in yayınlanmış tüm eserleriyle hakkında yapılan kitap çalışmalarının hepsi toplam 22 eser diyor. Ülkücübellek.com adresinde diyor. Tamam çok güzel. Ülkücübellek.com. Ayrıca Ülkü Yaz, Ülkü Yaz'dır, Ülkü Yazarlar Birliği diye bir iş oluşturuldu. Ülkü Yaz'ın bir kültür hizmeti olarak yayındadır diyor. Tamam, kitapları buyurun. Dünyanın her yerinden erişimle okumak mümkündür. Ülkücübellek.com kategori /ekita efendim duyurur ve alt yazı olarak eklemesi sağlarsanız Gökalp'in aşağı tamam. Doğru diyor. Bunu Hayati Bici hocamıza da saygılarımızdan bulabiliriz. Ziya Gökalp'in bütün eserlerini, 22 eseri yazılarını. Mevcutmuş. Hayati hocama da saygılarımızı buradan iletelim. Selam. Bir soru daha, sonrasında bir mektubu vardı sizin seslendirdiğiniz, ona da gitmiş olacağız. Bu da aradan çıksın isterim. Çünkü Ziya Gökalp'i araştırdığımızda şöyle bir şey de çıkıyor. Kürtçe
sözlük ya da Kürtçe gramer hazırladığı şeklinde. Ama o kitapla ilgili herhangi bir şey yok ortada. Kürtçülüğün esasları da bunu da katın buna tabii. Öyle de öbürcüğü değil mi? Bunu çok meşhur bir yazar 2000 veya 2001'de, 2000'de büyük ihtimalle bir gazetede yazdı. Ha, yazmış Kürtçülüğün esasları yani, diye. Kürtçülüğün esaslarını yazdı, ondan sonra Türkçülüğün esaslarını çevirdi diye. Sonra da ihtilal olunca 1980 ihtilali komuta heyeti Sinop'ta Rıza Nur Kütüphanesi'nden bu kitabı istemiş ve onu yok etmişler. Tesadüf İlyas Erdem adını söyleyeyim, o kütüphanenin o zamanki müdürü benim tanıdığım. Ona sordum böyle bir şey oldu mu diye. Evet, bir kitap istediler ama Kürtçülüğün Esasları diye bir kitap yok. Rıza Nur'un Hayatım ve Hatıratım kitabını istediler. Odur yani. İstenen Hayatım ve Hatıratım kitabıdır. Ziya Gökalp'in öyle bir kitabı yoktur. Tamam, bu Kürt aşiretleri üzerine bazı sosyolojik tetkikler diye bir bilimsel kitabı vardır. Rıza Nur'un isteği üzerine bir alan çalışması olarak yapmıştır. Kıymetli bir kitaptır. O da piyasada var zaten. Yani başka kitap bulurlarsa basalım onu da. Varsa göstersinler ayrına diye. Hayati Bici Hoca siteye koysun. Kürtçülüğün esasları zaten meselesi çok. Varsa Hayati Bici Hoca'nın şiirinde vardı. Yeni ülkücübellek.com'a bir bakalım. Oradan çıkar mı acaba? Peki, mektuplarına geleceğiz efendim. Ahmet Şafak'ın sesiyle bir mektubu var. Eşine yazdığı, orada Malta'daki durumu anlattığı ama yine de o ümit var olduğu. Cemil Meriç tenkit ediyor dediniz ya. Evet. Ama Cemil Meriç'ten de şu alıntıyı yapalım. Tıpkı Devlet Bey'in de Devlet Bahçeli'nin de yaptığı gibi o alıntısı önemliydi. O da şu: alacakaranlıklar doğacak fecirlerin müjdesidir. Yani ümit aslında herkes için ortak. Üsluplar değişebiliyor belki ama onu söyleyelim. Ve o ümitli de ümit de verdiği, yine de o sürgünde dahi ümit verdiği mektuplara siz ses vermişsiniz birine. Hadi onu. Birine değil, o mektup Çiğdem çok önemli bir mektuptur. Ben bütün mektupları içeren Türk Tarih Kurumu'nu bastığı bütün mektupları ben topladım. Hepsi bende var. Ben o üç tane mektubun karışımıdır. Ben üç mektubu birleştirdim. Orada benim bir tane kelimem yoktur orada. Bakın, hepsi Gökalp'e aittir. Evet. Hepsi. Karısı ve Cihan'a yazmış olduğu şeydir. O yüzden buradan özellikle rica ediyorum. Beni sevenlerin bilirler ama benim çalışmalarımı çok yakından takip etmeyenler şöyle diyorlar. Ahmet abi çok tebrik ediyoruz senin, çok güzel bir şiir diye. Bir o şiir değil, Gökalp'in bizzat kelimesi kelimesine kendisine ait olan şeydir. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerini şiir diye okuyorlar biliyorsun. Ya. Efendim, evet. Ahmet Şafak'ın sesinden Ziya Gökalp'in ifadelerini o zaman ekrana getirelim. O mektuplarını, bir kısmını. Buyursunlar. Sevgili Vecihem, bu hafta yine mektup alamadım. Fakat gazetelerde mecmualar geldi. Bu kağıtlar da benim için mektup yerine geçiyor. Bana hepinizin kokusunu getiriyor. Bunları görünce sıhhat haberinizi almış oluyorum. Ben sıhhatteyim. Sadece aklım sizde. Lakin ne çare? Sabretmek lazım. Böyle zamanlarda Allah'a tevekkül etmek İnsanın imdadına yetişiyor. Bir Müslümana göre Allah varken keder yoktur. Türk, Allah kerimdir demekle her türlü vesveseden uzak yaşar. İşte ben de bir Müslüman gibi, bir Türk gibi Allah'ın inayetine güvenerek kendi kendimi teselli ediyorum. Sevgili Zevcan, ben burada kendimi Diyarbakır'da sanıyorum. Biz kıyası gibi yüksek mevkideyiz. Karşımızda deniz, karanın içine girmiş bir ırmak kadar ince. Diyar-ı Bekir'deki çayan duruyor. Irmağın ötesinde bir köy var ki Kıtırbıl'a benzer. Sabah akşam köylülerle hayvan sürüleri bu denizi ayaklarıyla geçerler. Diyarbakır'dan Kıtırbıl'a nasıl geçilirse bu taraftan da karşı yakaya öyle geçiliyor. Yalnız burada kelek yok. Karşıyaka'nın sağ tarafında bir köy var ki Diyar-ı Bekir'in Sadi köyüne benzer. Sol taraftaki köy de Sümbüllü'yü andırır. Hasılı karşımda Dicle'yi, Bostanları, Kıtırbıl'ın arkasındaki yamaçları görüyorum.
Sanki Fis kayasının üstündeyim. Etrafıma baktıkça Diyarbakır'ı, oradaki evimizi, evimizdeki bahtiyarlığımızı hatırlıyorum. Sevgili Zevcem, bu ayrılık çilesi yakında bitecek. Gündüzden sonra gece, geceden sonra gündüz gelir. Yuva saadetini yuvasından uzak düşmüş garip kuşlara sormalı. Dünyada vatan sevgisinden sonra en tatlı duygu yuva sevgisiymiş. Bıldırcın katarlarının dönüşü gibi elbette bir gün biz de bu hicretten döneceğiz. O zaman mesut yuvamızda yine bir çift güvercin gibi sevgili yavrularımızın tatlı cıvıltılarını dinleyeceğiz. Ben Allah'tan yalnız iki şey istiyorum. Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar. Çocuklarımızı benim için öp. Senin dudakların benim dudaklarımdır. Bu bayram hürmetine inşallah yine o güzel günlere kavuşacağız. Sevgili Vecihem. Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var. Fitil işler yüreğimde, yara var aman. Fitil işler yüreğimde, yara var aman. Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var? İsterim ki bir gün evvel gelesen aman. İsterim ki bir gün evvel gelesen aman. Öldüm bittim eridim, tutuştum aman. O senin aşkın elinden bayıldım aman. Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım aman. Öldüm bittim eridim, tutuştum aman. O senin aşkın elinden bayıldım aman. Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım aman. Vatan sevgisi ve ardından yuva sevgisi. Ne güzelmiş, nasıl yazmış, nasıl onlarla birlikteymiş aslında her an. Ve onlara biraz içeride de konuşmuştuk, kendisiyle ilgili yapılan bazı çalışmalarda da değiniliyor. Yani diğer sürgündekiler zor şartlardan bahsederken Ziya Gökalp ailesine o şartlardan bahsetmiyor. Hep ümit veren, hep güzel ve nasıl benzetmeler yapmış. Diyarbakır'ı anlatmış orada, yani çevresini anlatmış. Malta'da ya. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları. Öyle. Bu kadar tanıp biliyorlar mı? Böyle tanımlayabilir mi? Bu öyle şekilde tasvir edebilir mi? Yani Malta'da şeyinde kaldığı işte odanın penceresinden gördüğü tabloyu anlatıyor. Ve demek nereye bakarsa Diyarbakır'ı görüyormuş. Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar. Nasıl bir söz bu? Yani burada Diyarbakır sevgisi, bu derece Diyarbakır'ı çok seven. Ve düşünüyor musun, Malta neresi, Diyarbakır neresi, Selanik neresi, Diyarbakır neresi, gittiği her yerde Diyarbakır'ı şey yapan, Diyarbakır sürgününden şeyden, Malta sürgününden döner dönmez İstanbul'a, Ankara'ya, şuraya buraya uğramadan, yani elbette uğrayıp ama orada kalmadan direkt Diyarbakır'a gelmesi ve küçük mecmuayı çıkarmaya devam etmesi, bak bunların her biri aslında Diyarbakır'ın adının ve sanının, yani bir şehrin aslında mevcudiyetini, bir şehrin tarihsel derinliğini, bir şehrin kültür ve
sanat noktasındaki etkisini anlatması açısından Ziya Gökalp çok büyük bir misyon üstlenmiş. Diyarbakır hocam, hocam bu konuda hem yazıları da var hem o kitapta da belirtmiş. Diyarbakır'ın aslında yetiştirdiği çok kıymetli şahsiyetler var. Ve Diyarbakır hakkında mesela Küçük Mecmua'da bir makalesi var. Diyarbakır'ın kullanılan Türkçe üzerine. Ne kadar ilmi çalışmalar, mesela diyor ki Diyarbakır'da konuşulan dil diyor, Bakü'de, Tebriz'de, hatta Adana'da diyor. Hatta Adana şey de var. Bakü'de, Tebriz'de, Adana'da kullanılan dildir diyor. Ve aslında diyor, açık söyleyelim mi diyor, Azeri Türkçesidir diyor. Gerçek de olur zaten. Bakın Gökalp'in sözü bu. Diyarbakır'daki Türkçe diyor, Azeri Türkçesidir. Diyarbakır'daki Kürtçe de diyor. Diyarbakır Kürtçesi diyor, Türkçe Kürtçesidir diyor. Etkilenmemiş olması mümkün değil tabii. Bakın çok ilginçtir yani. Çok ilginçtir. Ve bunlar diyor sadece mesela kendi aralarında diyor bu Türk Kürtçesini konuşurlar diyor. Bunun dışında Türkçe konuşurlar diyor. Bahsettiği 1921-22'den bahsediyoruz bakın. Yani. Bir de bir şey anlatmak isterim. Böyle biraz böyle bir şey yapalım. Vecihi Hanım, Allah mekanı nurlara doğursun, derler ki güzel bir kadın değilmiş. Yani fizik itibariyle. Ama ruh olarak çok güzel bir insanmış. Gökalp onun ruhunun güzelliğiyle aşıkmış ona yani. Amcasının kızıdır biliyorsun. Tabii evet. Pirinçadelerden. Ondan sonra Pirinçadelerden. Vecihem. Vecihem diyor. Nasıl bir söz abi? Romantizmin bence doğrudur. Neresi? Senin dudakların benim dudaklarımdır. Romantizmin doğruğu odur yani. Şimdi böylesine müteşamil. Yani hakikaten aşkı, bakın aşkı, romantizmi, ki Gökalp mesela bir makalesinde kendisini der ki mesela ben feministim der. Kadın haklarının tabii kadın hak, mesela der ki kadın eğitilmeli çünkü diyor tabii, aileyi yetiştiren, ailenin çekirdeği kadındır demek istiyor. Kadına diyor hakkını vermeyen şey diyor, kadını geride bırakan, geri bırakan bir toplum diyor, topaldır diyor. Mesela ya. Eğer diyor şey matematik yapalım diyor, gelin diyor, her toplumun %50'si kadınsa diyor ve kadın sosyal hayatta yoksa diyor, o zaman topaldır bu toplum diyor, çünkü 50 yok diyor, iki ayaktan biri yok diyor yani. Ya mektubu okudun, bir de şu kadın şiirini okur musun? Evet, seve seve hocam. Evet, harika. Takalım kırmızı gözlüklerimizi. Evet, onu da seslendirmiş. Evet. Cemiyetin 3 rüknü var. Birincisi aile. Bu diyanet yuvasını kuran sensin, kadındır. Medeniyet bayrağını sensin alan ilk ele, altın harfle yazılacak ona senin adındır. İkincisi devlettir ki onu erkek yaratmış. Avcı iken çoban olmuş, çoban iken hükümdar. Kuvvet haktır diye adil mahkemeler donatmış. Hak kuvvettir diye düzmüş demir kollu ordular. Üçüncüsü millettir ki ilk insanca ülfetten, beri ruhlar bu devrenin ermesine müştaktır. Din doğmuştu aileden, hukuk ise devletten. Milletteki son mefkure ilme uygun ahlaktır. Millet yalnız yapılamaz, bunu ancak dirlikte, kadın erkek iki vicdan birleşerek yapacak. İlk muhabbetler ayrıydı, şimdi artık birlikte, iki cins bir Arafat'ta bir Allah'a tapacak. Enfes. Nedir? 1918. Yeni hayatta. Evet. Ve, yani kendisine kafi dedikleri zamanda. Değil mi? Evet, evet. 1921 7 Nisan tarihi kızı Senia'ya yazdığı mektuptan bir bölüm o zaman. Kadın demişken diyor ki, kadın bir kısmını söylüyorum. Kadın aileyi kurar, ayakta tutar. Aile milli cemiyetin temeli olduğuna göre millet de kadının eseri demektir. Evet. Biz de kadınlar iyi tahsil görmedikleri için aile yükselemiyor. Aile yükselemeyince millet de geride kalıyor. O halde terakkinin başı kadın terbiyesidir. Kızların iyi yetiştirilmesidir. Bütün ıslahat her şeyden evvel kız mekteplerinden başlamalıdır. Kızların iyi terbiye edilmesi bir milleti yeniden ihya edebilir. Çünkü iyi kadın iyi aileyi vücuda getirir. İyi aileden de iyi millet doğar. Evet. Çok önemli. Çok önemli. Şuraya bakın, yine kafir olarak ne diyor bak. Kur'an diyor, eyleyiniz itaat. Hakka, sonra peygambere, devlete. Vicdanımın bütün hissi sadakat. Kanunlara, hadis ile ayete. İbadetle itikatta daima, kitap ile sünnet benim rehberim. Bu işlerde şüphem varsa mutlaka müftülerin fetvasını dinlerim.